geçen yıl Kütahya Belediyespor Kulübümüzün voleybol branşında mücadele eden takımı ikinci ligde mücadele etmişti. Bu sene birinci ligde müsabakalara çıkacak bir kulübe dönüştürdük. Kütahya Belediyespor Kulübümüzle Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kütahya Belediyespor Kulübümüz erkek voleybol takımı Bursa Büyükşehir Belediyespor erkek voleybol takımının Türkiye Voleybol Federasyonu erkekler birinci lig yarışma hakkını devralarak voleybol takımımızın birinci lige yükselmesi sağlanmıştır. Efeler Ligi hayaline bir adım daha yaklaşan, yani futboldaki Süper Lig'in karşılığı olan voleybol Efeler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Kütahya Belediyespor Kulübümüz voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını Kütahyalı hemşerimiz antrenör Şeref Tekin ile yürütecektir. Ayrıca Kütahya'da voleybolun özendirilmesi ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlanması amacıyla voleybol altyapı sorumlumuz Ömer Orçun Kazak önderliğinde antrenörlerimiz Niyazi Mert Bektaş, Büşra Atik ve Ayşegül Derin bu görevi üstlenmişlerdir. Öncelikle kendilerine başarılar diliyorum. Takımımızın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Sayın Gökhan Dinçer'e, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Sayın Avukat Yunus Emre Gelen'e ve Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a da yaptıkları katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Bundan sonra Kütahya'mızın değerli spor severlerini voleybol erkek birinci lig takımımızı müsabakalarını izlemeye davet ediyoruz. Size de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Asıl amacımız da buradaki gençleri bu şekilde yukarıya çıkartmak ve elimizden gelen her şeyi yapmak. Eşim de Kütahyalı olduğu için o da buradan zaten Güneş Spor'da voleybol. Ben de voleybolcu olarak buraya geldik. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bağlantılarımız kuvvetli. Yerli oyuncuları bu başarıyı elde edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Her türlü şekilde de desteğinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.